Sen doğum günü kutlamıyormuşsun diye duydum, doğru mu? Ya çocukken aslında kovalardım Canan Hanım. İstiyordum, seviyordum kutlamayı da. Hoşuma da gidiyordu ama sonradan bıraktım. Özel bir sebebi varsa hiç sormadım say. Yok aslında bildiğiniz şeyler yani. 8 sene önce Selçuk Taşkan'ı Hakkı'nın doğum gününden ben almıştım. Hı. Sorun bu mu? Savcım şimdi 12 yaşında bir çocuğa sen düğün yapar gibi eğlence düzenlersen kolluk kuvvetine gelirsin. Oradan bir güzel kaldırır. Yani artık hediyeydi, doğum günüydü, kutlamasıydı falan ne bileyim. Kimin hoşuna gitmez. Ama bana artık şey daralıyorum yani böyle. Bugün için geçerli değil ama. Bugün farklı yani. Pardon, özür dilerim. Estağfurullah, olur mu? Eskiden olsa kesin etkilenirdim ama artık ne bileyim çok zaman geçti üstünden. Bir de unuttum gitti artık yaşamamışım gibi sanki. Ben de istemezdim tabii. Senin doğum gününde böyle bir şey yapayım ama yani Selçuk Taşkın da özel günler dışında başını çıkarmıyor maalesef. Aynen öyle savcım. Bayramdan bayrama mülakatlar şeklinde işte bizim pederle görüşmemiz. O şekildeydi, kaçaktı. Peki Akgün abi, babama kızgın mısın hala? Yok be Altay. Savcıma kızgın değilim, hiç olmadım. Aslında iyi ki savcım almış bile diyorum yani. Çünkü neden? 20 senedir hiç görüşmediğim kadar görüştüm şu son 3 ayda. Hiç paylaşmadığım şeyleri şey yapabildim babamla yani. Paylaşabildim. Altay kızgın değilim. Bir de özel bir gün kutlayacaksak. Aile içinde kutlanmalıymış. Ben onu şey yaptım şu an. Çok teşekkür ederim yani. Harika bir yaşın olsun. Artık biz varız yanında. Tamam mı? Tamam. Böyle çok şey olduk ya. Dertlerim tasalarımmış gibi durdu şimdi bunlar benim. Öyle değil. Benim hiç şu an derdim tasam yok. Tam tersine keyfim bayağı bir yerinde. Erken bitti pasta. Pastayı? Altay, yemeyeceksen ver Akgün'e. Altay hiç dokunmamışsın ben. Ellerinize kollarınıza sağlık burada. Hakikaten çok güzel olmuş her şey. Afiyet olsun. Kızımızın da öyle. Sen niye Canan'ın üstünden Yağmur'a teşekkür ediyorsun? Direkt kendine söyle. Ellerine sağlık. Yani hiç yemedim böylesini. İlk defa yiyorum. Çok pastaydım ama bu şeylisini, meyvelisini. Çok elinin tadı geçmiş böyle yüzünün güzelliği. Tamam Akgün, senin biraz şekerin yükseldi. Hadi sen bir çık, bir yüzüne su vur, hadi. Ben bir lavaboya gidebilir miyim savcım? Buyur buyur, yukarıda biliyorsun yeri. Ne anlatıyor bu çocuk ya? Heyecanlı. İşte ilk defa doğum gününü böyle güzel kutluyor. Heyecanlı çocuk. Su içeyim. Ben bu güzel gece için gerçekten bütün Kara ailesine, yani Kara ailesine, hepinize teker teker teşekkür ederim. Canan Hanım başta size. Olmak üzere ellerinize sağlık. Gerçekten çok güzeldi her şey. Savcımız. Yağmur size de. Altay sana da. Allah sizinle tanışmayı bana nasip ettiği için gerçekten çok mutluyum. Tamam lan, bitti. Yarım pasta kestik. Bir şey yapmadık ya. Ver de şöyle elime. Ne yapıyorsun? Abuk sabuk işler yapmaya başladı. Bu dengesi mi bir şey oldu? Kaybetti dengesi. Tamam hadi artık Akgün gitsin. Ne oluyor ya kovalar gibi? Tamam geç oldu işte. Tamam hadi artık git sen. Tamam git. Ben olayım. Değil mi? Hayret, telefonu bıraktım. Ben uğrayayım ya. Tamam, hadi çıkalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Yarın buluşalım. Mesaj at. Mesaj? Mesaj at ya. Eskiden romantik mesajlar atardın. Şarkı falan yollardın. Mesaj at, mesaj istiyorum ben. Tamam. Yine atarım. Hayırdır? Siz ne konuşuyorsunuz öyle orada? İkiniz büzüşmüşsünüz ortaya doğru fısır fısır. Ha? Bir işim var yarın, onu anlatıyorum ya. Ha. Ne işin var yarın? Ne işin var ya? Erken kalkacağım ya yarın ya. Vakfa gideceğim. Halil abi disiplin kurulundan yönlendirdi. Birlikte ha. Kadın Dayanışma Vakfı'na. Sen ne dinliyor, hiç dinlemiyor musun sen beni ya? Ha, gönüllü vekillik. Evet, gönüllü vekillik yapacağım.
Hadi sen git. Tamam, ben gideyim o zaman. Mesajlaşırız. Ben mesaj atarsın bana yarın. Mesaj atarım. Tamam. Siz niye sürekli mesaj yaşıyorsunuz ya? Arasanıza işte, öyle daha kolay. Doğru, araşabiliriz de yani. Ruh halimize göre telefon, mesaj artık hangisi olursa. Tabii o da kolay, o da olur. Selim. Ne yapıyorsun sen burada? Görüşmem var dedi, ne bileyim, merak ettim. Gelmek istedim. Ne oldu? Bir müvekkilen var galiba. Tamam işte, ne güzel. Niye üzgünsün ya? Ne oldu, bir şey mi oldu? Ha? Ya bir kız dar görmüş de çok genç, böyle bir fotoğrafları gördüm. Canım sıkıldı, o gelmiş. Tamam, saçmalama ya, sen zaten onun için gitmiyor musun? Evet evet, ben tamam. Yapacağım her şeyi ya. Bırakmam ben o kızı. Tamam. Sen niye geldin? Mesaj atacaktın. Sürpriz yapayım dedim ya. Yani sen seversin diye biliyorum sürprizleri. Hoşuna gitmiş ki gülmeye başladın. Yüzünde hemen böyle tatlı gülücükler oluşmaya başladı. Güzel bir sürpriz yapmak istedim ya. Ne var yani? İlk buluşmamızda da aynı şeyi yapmıştın sen. Evet. Pat diye karşıma çıkmıştın. Sen de sinirlenmiştin. Sinirlenmiştim. Daha yeni tanışmışız. Bana çeşme turu attırıyorsun. Ama nasıl açıldın sonra mihmandarlığa başlayınca? Yani yeni gelmişsin şehre. Yabancısın falan. Ben de yardımcı olayım dedim. Hoşuna gitmişti ama. Gitti. Ama işte sonra beni 2 sene süründürdün. Arkamdan ısrar kıyamet bir şekilde ikna ettik ama bayağı bir zamanımı da almadı değil. Başka sürprizler var mı? Vallahi bir nostalji turu. İlk buluşmamız mı? Sinema kapatmıştın, hatırlıyor evet, musun? Evet. Bir de bir tane filme götürmüştün de yanlış anlamıştım. Benim alakam yoktu o filmle. Evet. Bütün lafları ezberlemiştin de. İzlerken bana sürekli böyle lafları söyledim. Ben de boş boş bakıyorum, ne yapıyor bu diye. Ama Canancığım, sen sonuca bak yani. İşe yaradı mı, yaramadı mı? Yaramış mı? Yaramış gibi. Sevdin şimdi yani. İnkar etme bence. Sevmiş miyim ya? De işim var benim. Tamam, işini halledelim sonra devam edelim. Beraber. Beraber ne? Allah Allah. Ya. Allah Allah. Beraber. Evet. Bu açık hava sineması vardı bir tane ya. Buraya mı acaba, hatırlıyor musun? Duruyorsa gidelim ya. Çok özledim film izlemeyi. Ha, film izlemeyi mi özledin yoksa benimle film izlemeyi mi özledin? Teşekkür ederim. Sen bana uyardılar o zaman Fatih'i. Nasıl insan grubulaşmış bu adam ya? Çok ciddi uyarmışlar hem de. Ya hiç bu kadar da böyle pis işlere bulaşacağını tahmin edememiştim yani. Yok, bence tahmin etmiştin. Kendine haksızlık etme. Bu Bedri olayını söyleyen sensin. Anlaşma teklif etme fikrini veren sensin. Nasıl peki durumu? Ben gidip görsem mi ki? Bilemedim ya. Bir şey yok. Sarsılmış. Bence bu mesele sonuçlanana kadar yaklaşma bile lütfen. Tamam. Nasıl sonuçlanacak? Valla var planım. Ne zamandır? Vakfının eseni beklerken aklıma bir plan geldi. Sen bir yandan çiçek toplarken bir yandan daha olay mı düşünüyorsun? Etkilendim. Merhabalar. Ben Merhaba. Avukat Canan Kara. Naide Bulat'la görüşecektim. Kontrol ediyorum. 104 numaralı odam. Teşekkürler. Rica ederim. Şans dile. Tamam, işin bitince ara beni, buralarda olacağım. Mesaj atar. Belki de ben beceremedim. Ne bileyim, daha tecrübeli biri olsa kız konuşacaktı belki. Üslubumu mu beğenmedi acaba? Acıdı mı falan mı düşünüyorum? Niye bir şey demiyorsun? Bir şey desene. Konuşayım mı? Konuş. Tamam, sen bitirmeni bekledim. Hayret. Şimdi bir eleştiride bulunacağım. Ama eğer izin verirsen. Öyle alınmayacak bir cemmece yok. Tamam. Onun için söylemiyorum zaten. Ne oldu? Ne bileyim. Eleştirirken ilk defa izin istedim de. Yok, kötü bir şey söylemiyorum ya. Hoşuma gitti. Tamam.
O zaman şunu söyleyeceğim. Söyle. Şimdi bu kızı ikna etme meselesi falan onlar halledilir. Onlar mesele değil, onları çözeriz. Ama bizim asıl çözmemiz gereken şey Canancığım şu. Nedir? Senin bu gibi durumlarda, nasıl söyleyeyim, bütün hatayı artık kendini aramaktan vazgeçmen gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Olaya biraz objektif bakacaksın. Hikaye bu. Şimdi bu kızın sana söyleyemediği bir şey olabilir, bir sırrı olabilir, ne bileyim. Yani sen ne yapsan olmayacak bir durum vardır belki ortada. Anlatabiliyor muyum? Senden bağımsız düşünmen gerekiyor. Senin gibi karşımdakini suçlayayım diyorsun. Ben öyle mi yapıyorum Allah aşkına? Öyle yapıyorsun. Tamam öyle yapmıyorum ama bunu bilerek konuşuruz. Yapıyorsun da neyse. Neyse hayatım. Evet. Konu ben değilim zaten. Tamam. Konu ben değilim. Onu bilerek konuşuruz. Tamam. Senin olaylara bu kadar duygusal yaklaşmaman gerekiyor. Daha objektif olman gerekiyor. Olayın özüne odaklanman gerekiyor. Ya kendini dışarıda tutman gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar basit ya. Fatih intihardan kurtarmış adamım, söylediklerime kulak ver diyorsun yani. Yani şimdi beni bana kendimi anlattırtma. Sen ben ne diyorsam onu yap, rahat et. Sen bu Fatih'in katil olduğuna inanmıyorsun o zaman. Hayır, ben başından beri katil olduğunu düşünmüyordum ki onu. Ya bırak ya Allah aşkına. Hayır, gerçekten öyle. Gerçekten kaza olduğundan emindim hatta. Yani Fatih her şeyi yapabilir, bak her şeyi yapabilir ama adam öldürebilecek yapıda bir adam değil. Sen bana böyle bir objektif ol, duygusal yaklaşma falan filan diyorsun da bence sen Fatih'e bir üzüldün. Bir kurtarmak istedin sanki. Ne alakası var ya? Alakası varsa Akgün'le ilgili kararlarında da öyle. Sen en büyük kararlarını hep duygusal sebeplerden alıyorsun. Sen farkında değilsin ama sen göründüğünden daha duygusal bir adamsın. Aa, öyle bir şey yok. Öyle. Hayır. Ne oldu? Neye bakıyorsun? Ne? Burada bir dondurmacı vardı ya. 20 yıl geçmiş artık dondurmacı mı kalır Selim ya? Nasıl kalmaz ya? Ne var yani? Sinema duruyor, dondurmacı da dursun. Ne olmuş yani? Biz buradan şimdi dondurmamızı alacaktık, sinemamıza gidecektik ya. Bana bak be. Üzüldün mü sen? Üzüldüm. Yani alacaktık dondurmamızı güzel güzel. Sinema orada duruyor. Yani her şey ilk buluşmamızdaki gibi olacaktı. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Bence şu an ilk buluşmamızdan biri daha güzel. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Çok komik bir adamsın gerçekten. Allah. Ne o? Vertigo. Yağmur'un ya. En sevdiği film bu. Hayda. Tamam ne yapalım, geldik madem izleyeceğiz. Zaten bizden başka da meraklısı yoktur bu filmin. Sen ne yapıyorsun? Fotoğrafını çekiyorum. Yağmur izlemek istiyordu sinemada ne zamandır. Yağmur'u olacaksın. Evet. Canan gerçekten aklım almıyor ya. Ne? 40 yılın başı şuraya gelmişiz böyle el ele göz göze diz dize film izleyeceğiz birlikte. Yağmur'a haber vereyim. Şimdi haber vereceksin. Diyecek neredesiniz, kimlesin, ne yapıyorsun, beni niye aramadın, niye çağırmıyorsun, ben niye gelmiyorum? Şimdi dadanacak. İyi mi yani, ne oluyor? O kadar haklısın ki. Haklıyım. Ay ya. Aşkım ya. Yolda geçerken gördüm afişi de. Aklında olsun, bizi bir ara gidersin filme de ya. Evet, otomatikleşmiş artık. Sürekli çocuk düşünüyoruz. Bu nedir ya? Evet, düşünme ya. Kazık kadar çocuk artık, oldular. Evet. Bırak ya. Ya bıraktım. Biraz da biz ölelim ya. Ölelim ya. Ölelim be. Ölelim be. Gel be. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Bilet alacaktık da. Maalesef. Bu gece özel bir gösterimimiz var. Kapalıyız. Özel gösterim. Kime özel? Akgün Bey siz misiniz? Akgün Bey mi? Telefonda konuşmuştuk. Sinemayı kapattı kendileri. Akgün Gökalp Taşkın. Evet. Siz misiniz? Akgün, Yağmur'un en sevdiği film. Özel gösterim. Benim. Akgün Gökalp Taşkın benim. Selim. Bir dakika Canan ya. Hoş geldiniz. İstediğiniz şekilde hazırladık sinemayı. Aha. Ne gibi şeyler yapıldı mesela? Çok romantiksiniz valla Akgün Bey. Her şey istediğiniz gibi. Baş başa film izleme. Bu arada eşiniz sanırım. Yağmur Hanım'dı değil mi? Hı, Yağmur Hanım. Bakalım neler hazırlamışsınız, bir görelim ya. Tabii tabii, buyurun lütfen. Şimdi arkamızdan iki tane genç gelirse alın onları içeri. Tamam, tabii ki. Tamam. Lütfen buyurun siz. Tamam, teşekkür ederim. Girmesin artık. Bir girelim ya, girelim. Bakalım ne olmuş, bakalım.
Güzel olmuş ha, bir şey söyleyeceğim. Bu nedir ya? Bir Allah aşkına bir bak şuraya ya. Çıldıracağım ya. Yani baksana şuralara falan bir bak Allah aşkına ya. Yani bu ne? Bu nasıl bir ortam ya? Şimdi benim kızımla el ele göz göze bu minderlerde, battaniyelerin altında falan bunlar bu. Kucağın mı ya şunları? Zaten bir haller, ben bak ben anladım mevzuyu. Doğum gündeki halleri bilmem ne, ben bunlara görüşmeyeceksiniz demedim mi ya? Bunlar görüşüyorlar mı ya? Ha? O kadar ben bunlara görüşemezsiniz dememe rağmen beni ezip görüşüyor mu bunlar Canan? Allah, fenalık geldi artık. Ha? Görüşüyorlar, evet görüşüyorlar. Çok güzel ya. Sen de biliyorsun. Herkes biliyor, bütün dünya biliyor. Ben bilmiyorum, ben şu anda kısmetmiş bunu öğrenmek bana. Bana bu sabah söyledi Akgün. Ezile büzüle izin istedi. O daha ezilmedi. Ezilmek nedir daha bilmiyor. Onu ben ezeceğim. Onu çok güzel ezeceğim ben onu. Hayır ya, bir şey yapmayacaksın. Sana söylemek istedi zaten. Yağmur durdurmuş. İşte arkandan iş çeviriyorum diye kendi kendini yiyor. Geldi, izin istedi benden işte. Sen de verdin izin. Verdim. Verdim. Senime de söylenmeyecek diye de ben söyledim. Söylenmeyecek diye ben şimdi öğrendim. Ne yapacağız peki şimdi? Ne yapacaksın? Sürgüne mi yollayacaksın Akgün? Gerekiyorsa sürgüne yollayacağım İstanbul'a. Tamam hadi yolladın. Yağmur'u ne yapacaksın? Peşinden gidecek. Eve mi kitleyeceksin? Gerekiyorsa eve kitleyeceğim ya. Saçma sapan konuşma. Allah aşkına Selim ya. Bırak, rahat bırak artık şu çocukları. Seviyorlar birbirlerini işte. Eziyet mi çeksinler istiyorsun? Ne istiyorsun anlamıyorum ki. Ayrıca gizleyince daha fena şeyler oluyor. Biliyorsun, gördük, yaşadık bunları. Canancığım, Yağmur benim kızım. Anlatabiliyor muyum? Benim de kızım. Gitsin kendine uygun başka birini bulsun ya. Uygun işte, bunu bulmuş. Yani yapacak bir şey yok artık. Ayrıca ne uygunu? Yani Yağmur kim getirse sen beğenmeyeceksin zaten. Beğenmeyeceğim, evet. Yağmur benim küçük kızım. Benim için daha küçük o. Yağmur ne istediğini gayet iyi biliyor. Farkında, ısrar ediyor. Çocuğun peşini bırakmıyor. Çocuğun peşini bırakmıyor? Bırakmıyor. Ha, o dolanıyor peşinden yani. Dolanıyor. Dolanıyor. Ne sakıncası var? Oh Allah'ım, sen bana sabır ver yarabbim. Canancığım sen... Sen farkında değil misin? Benim kızımı üzecek. Kalbini kıracak bu kızın. Anlayamıyor musun bunu? Aşkım, yapacak bir şey yok. İnsan kırıla kırıla büyüyor. Ne yapacağız yani? Ayrıca... Ben Akgün'ün Yağmur'a nasıl baktığını gayet iyi görüyorum. Senin gibi bakıyor. Gerçekten böyle içi titriyor bakarken. Ne olur, ne olur he. Canan anlatma ne olur. Duymak istemiyorum bunları. Ne olur. Sen Akgün'e bizim ilk buluşmamızdan mı bahset? Allah'ın cezası pislik herif. Çok komiksiniz ya. Taklit ediyorsun onu. Tamam ne olur Canan, ne olur bir sus artık. Zaten şunun etkisinden çıkamıyorum, battaniyenin, minderin falan. Fikrin üzerine ilave etmiş herhalde bunları. Etmiş. Parası var ya, kurmuş burada böyle güzel ortamını yaratmış. Bizim böyle miydi ya? Hı. Bizim ne kadar masumdu ya. Deme öyle ya, bu da masum. Yani ben o burada benim kızımla el ele diz dize hayal etmek zorunda mıyım ya? Etme. Etme aşkım. Etme, hiç zorunda değilsin. Hadi gel gidelim valla. Görevliye de söyleyelim. Hiç rahat bırakalım ya çocukları. Rica ediyorum senden benim. Aklım başka yerde zaten. Ama gitmeden önce de bir dondurmaları ne yeriz yani? Benim aklım başka yerde zaten. Ben yalnız mı gelseydim acaba Selim? Hayır ya, ben de geleyim. Yani savcı olarak orada durayım, kadın rahat eder belki. Dur, daha rahat açılır. Kısmetimizde de bu varmış bu gece. Ne işin var burada? Bir beni dinler misin önce? Bu adam kim? Cumhuriyet Savcısı Selim Karaben. Avukat Hanım'ın eski eşiyim. Zorla ifademi alsın diye mi getirdin? Tamam, sakin ol lütfen. Bak, Selim bize destek olmak için burada. Bize güvenebileceğini, güvende olduğunu, seni ciddiye aldığımı anlamanı istedim. Ne istiyorsun ya benden? Ben
Ben sana yardım etmek için buradayım. Her ne yaşadıysan, sana ne yaşattılarsa sonuna kadar peşini bırakmayacağımı bil. Ve evet, bir cumhuriyet savcısı var arkamızda. Sabah bana kim olduğumu öğrenirsen yardım etmek istemezsin dedin. Ne demek istedin? Refakatçim yok. Dışarıda bekleyenim yok. Fark ettin mi, arkadaşım bile gelmemiş yanıma. Neden yalnızım burada sence? Sen klasik bir erkek arkadaş, nişanlı, baba falan gibi bir hikaye bekliyorsun. Korkuyor onlardan, anlatamıyor diyorsun. Ama hikaye öyle değil. Tamam. Anlat bana o zaman. Bana bunları yapan müşterim, avukatım. Parayla. Tamam, anladım. Gördün bak. Şimdi değişti her şey değil mi? Hayır. Benim için hiçbir şey değişmedi ama... Senin şu anda bir avukata daha çok ihtiyacın var. Emin misin? Evet. Anlat bana her şeyi, lütfen. Benimle kalır mısın bu gece? İstedi. Ya biliyorum sen bu geceye böyle çok anlam yükledin. İstediğimiz gibi de sonuçlanmayacaktı. Ben burada kalsam sen çok kızar mısın bana? Aşkım ne kızması ya? Ben seninle gurur duyuyorum. Gerçekten. Şimdi yeni bir şeye başlıyoruz ya. Sen artık işinle meşgul olacaksın. Ben evle çocuklarla ilgileneceğim. O kadar acayip bir şey yapıyorsun ki şu anda. Aklın hiç geride kalmasın, tamam mı? Tamam. Çocuklarla ilgileneceğim ben. Yarın da gelip seni alacağım. Tamam, ben bir şey söyleyeceğim. Sinemayla ilgili Yağmur'a sakın bir şey söyleme, tamam mı? Utandırma kızı. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Görmedim, duymadım. Bilmek istemiyorum zaten. Baba. Annem nerede? Anne yok. Bu gece gelmeyecek. İşi var. Ha, ne işi var? Bir müvekkilin yanında kalacak. Ha, sen peki burada mı kalacaksın? Hı hı. Bir mahsurum var. Yok canım. Ne mahsur olacak? Sevindim. Gayet de güzel olur. Yani sormayacak mısın baba? Nereden geliyorsun bu saatte? Neredeydin, kimleydin, ne yapıyordun falan diye. Sormayacağım. İyi tamam peki baba o zaman. Yani sen konuşmuyorsun da benimle. Ben çıkıyorum, yukarıdayım. Nereden geliyorsun? Sinemadan geliyorum. Akgün'le beraberdim. Artık Akgün'le görüşüyoruz. Bak daha başlamadan Akgün'ün bana ilk cümlesi gideyim savcıma söyleyeyim oldu. Yok ben onun yüzüne bakamam, utanırım, ayıp, evine girip çıkıyoruz falan. Yani ben istemedim. Bilmiyorum baba, belki de bunu ben kızın olarak karşına geçip bunu sana kendim anlatmak istiyorum. Babam benden duysun istedim. Böyle esip gürlemen, bağırman, çağırman, yasaklar koyman... Bir işe yaramayacak. Yaramayacak. Sadece uzun vadede senden başka şeyleri de saklamama yol açacak. İşte ben bunu istemiyorum. İstemiyorum.
bir hata yapacaksam da bu benim hatam. Senin değil. Şimdi bağırıp kızabilirsin. Seviyor musun onu? Çok. O seni seviyor mu? Çok. Bak eğer kalbini kıracak olursa... Tamam. Öyle bir şey olursa... bununla ben baş edebilirim baba. Benim bildiğinden haberi olmayacak o herifin. Bu mesele benim yanımda konuşulmayacak. Bunu net bir şekilde yasaklıyorum. Nasıl? Haberim olmayacak yani. Ben bu meseleyi bilmiyorum. Ya izin veriyorsun yani bize. İzin veriyorum demedim. Bilmediğim bir şeyle ilgili izin de veremem. Değil mi? Ben bu meseleyi bilmiyorum. Sen ne yaşıyorsan, ne yaşanıyorsa ben bunu bilmiyorum. Bilmiyorsun. Haberim yok. Ya baba. Seni çok seviyorum. Sıkılmayayım sana ya. Günaydın. Altay, Yağmur. Allah Allah. Günaydın, ben varım olmaz mı? Günaydın, olur da sen ne zaman geldin? Ben alacaktım seni. Senin erkenden kaçtığını anlayacak kadar erken geldim Selim. Ha. Kaçmış gitmişsin çocukları bırakıp. Ne yapayım, Akgün'ü babasına götürdüm ya. Allah Allah. Hı-hı. Yani götürmeyecektim bir daha. Şimdi bayram falan ya, bir görsün dedim yani. Ya, kıyamadın mı? Senin gecen nasıl geçti? Kız nasıldı müvekkil? İyi, hadi yolda anlatırım. Nereye? Sitenin kafesine, bayramlaşmaya Altay da orada bekliyor. Ne alaka? Biz niye gidiyoruz? Yani adalet sitesi adeti Selim. Unuttun mu? Hadi. Ha. Bir öpüşseydik ya, bayram öpeceğim. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Sercim günaydın. Günaydın. Vay, Metin. Metin. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Canım. İyi bayram. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Ne yapıyorsunuz? İyi, kafeye gidiyoruz. Ha, söyledi Emel. Bir göster kendini dedi. Hadi gidelim o zaman, bir çıksın aradan ya. Hadi. Hadi. Senin? Senin tayfan bunlar. Yo. Ne oluyor ya? Anlamadım. Bayağı bizim eve gidiyor. Bize mi gidiyor onlar? Buyurun. Metin Yaman mı? Evet, benim. Siz de ayrılmayın, hakkınızda ihbar var. Savcı Selim Kara, hayırdır başkomiser, ne ihbarı? Savcım açıklasın size. Savcı? Ne savcısı? İyi bayramlar savcım. Evi arayacağız. Hakim kararı burada. Buyurun. Ne bu ya? Rüşvet aldığınız konusunda bir ihbar var. Rüşvet mi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Ha? Bir dakika, bir dakika. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Elinizdeki emre bir daha bakın isterseniz Selim Savcım. Gayet ciddi bir suçlamayla karşı karşıyasınız. Sen şimdi bana alenen rüşvet aldığımı mı söylüyorsun? Ha? Ya iftira bu, iftira. Net. Lütfen sakin olun. Ulan benim 20 yıllık meslek hayatımda bana kimse böyle bir şey söyleyemedi lan. Sen kimsin? Selim, Selim. Kimsin? Benim şerefime laf ediyorsun. Tamam Selim, sinirlenmene gerek yok. Bir işe yaramayacak, yapacaklarını yapacak onlar ya. Tamam. Tamam bacanak ya. Sen bir sakin ol. Geçsene sen şöyle. Hadi. Adam gelmiş karşıma rüşvet aldım diyor ya. Kolluk gücümü kullanalım savcım. Tamam, tamam hadi siz de girin. Ne yapıyorsanız yapın geçsene ya. Geçsene şöyle otur. Bayram sabahı evime gelip Metin, benim tut, evimi Metin. Arayamazsın tamam, bu şekilde. Tamam, tamam, tamam. Ya ne yapıyorsunuz? Kışkırtır gibi dikiliyorsunuz. Geçin içeri. Gir lan, gir. Gir bak, gir ara. Bir dakika. Abi, bir dakika. Abi, bir dakika. Abi, bir dakika.
Abi bir dur. Sen evi mi arayacaksın? Şişt, tamam, Metin tamam. Dur. Ya. Ya dur bir. Evi mi arayacaksın? Ara ama bunu hayatım boyunca unutmayacağım bak. Tamam. Ömür boyu unutmayacağım bunu. Ya şuraya. Ya geçeyim olsun bak. Sen tamam, bir de çekin kurban edeyim. Arayın. Ya hadi artık. Allah Allah. Terbiyesiz herif. Gel şuraya. Sen rüşvetmiş. Sen bir sakin ol. Gel. Tamam. O ne ya? Benim o çanta benim. Ha? Benim o çanta. Anlatacaktım sana fırsat olmadı. Bunu açıklayabilecek misin savcım? Ben bunun neyini açıklayacağım ya? Kardeşim benim o çanta. Zaten siz de şüphelisiniz Metin Bey. Bu durum yapılan ihbarla örtüşüyor. Boran Holding'den alınan rüşvetin Boran Yaman'ın oğlu tarafından Selim Kara'ya ulaştırıldığı ihbarını almıştık. Yok artık. Ne? Boran Yaman'ın oğlu üzerinden rüşvet aldım öyle mi? Bu söylediğine sen inanıyor musun savcı? Allah aşkına ya. Delillere göre hareket ediyoruz savcım. İftira var ortada. Ha, komplo bu ya. Nesini anlamıyorsunuz? Kardeşim bak tamam. Boran Yaman evet benim babam verdi bana verdi o parayı. Selim'le ne ilgisi var o çantadaki paranın? Tamam Metin tamam. Hiç açıklama yapma bence. Siz de ne yapmanız gerekiyorsa yapın kardeşim. Ne istiyorsanız yapın. Bu şartlar altında sizi gözaltına almak durumundayım savcım. Kelepçe mi takacaksın? Al. Tak.